بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل لماذا لم يكن قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه من باب القضاء القدري أجر سوال قلنساكي الله سبحانه وتعالى إسراء سورة 23 آيات ربين قضاوات قلده حكم çıkardıki undan başka hiç kimge ibadet kılmesliklerinizge. Allah Azze ve Celle'nin hükmü, kazaladı şundan ibaret buluyordu ki, bütün insanlar, bütün mahluklar, fakat yine Allah'a ibadet kılışlıkları farzdır, vaciptir. Allah'tan başkası ibadet kılışlık caizmez, haramdır, en katta zulümdür, şirktir. Bana şu yerde ve kaba degen kelime keliyordu, şu ayetinin tefsirinde savol kılınsa ki, nimaga mana şu qado Allah'ın kaderi kazasını babadan bo'lmadi deb savol keltirilsa. Çünkü qado iki xil bo'ladi. Biri hüküm şer'i qado, ikincisi kaderi qado. Ujiba bu savolga shunday javob beriladi ki, bi'annahu la yumkin. Bu yerdagi qado kaderi bo'lishligi mumkin emas. Mumkin bo'lmaydi. إِذْ لَوْ كَانَ قَضَاءً قَدَرِيًّا لَعَبَدَ النَّاسُ كُلُّهُمْ رَبَّهُمْ أَجَرْ وَقَضَى رَبُّكَ رَبِّنْ حُكُمْ كُلْدِ Ondan başkası ki ibadet kımasliklerinizini diken ayetteki hüküm kaderi kaza bugendiydi insanların hemesi Rabbisi'ye Allah Azze ve Celle'ye ibadet kıyken bulardı. Eğer bu kaza kaderi bugendiydi Hüttü mene bu kuyaşını çıkıp batışıya uçayan nasıl okulardı. Kuyaş haklasa haklamasa bana meşrikten çıkıp mağribke batadı. Aynı çünkü uçayıp insanlar haklasın haklamasın Rabbisi Allah'a yine ibadet kılıçdikçe mecbur okulardı. Lakinnehu kadağın şer'iyyün Lakin bu birdeki bu ayetteki kazavat hüküm şer'i kazadır. Kad yaka'u ve kad la yaka'u. Şer'i bu genlik için insanga bağlık, mükellefke bağlık ve mahlukka bağlıktır. Bazen bu hüküm vaki buladı, bazen vaki bulmaydı. Yani ahli tevhid bulsa Allah'a yine ibadet kıladiyenlerinin hayatı da vaki buladı, müşriklerinin hayatı da ise vaki bulmaydı. Eğer bu tevhid meselesi mecburi bu genliydi, imtihanın manası kamasıdır. Onda cennet ve cehennemli yaratılışlığının hikmeti kamasıdır. İslam bilen küfür ortası da bünçelik mücadele, cihat ve tartışmalarını buluştuğunun bir manası kamasıdır. Şunun için bana bu hükümde Allah Teala şer'i hüküm kıldı. İnsanların ihtiyarına koydu. Haleseleriz kabul kılıyorlar, bu tevhidini haleseleriz kabul kılıyorlar, cehennemde otun buluyorlar. والخطاب في الآية للنبي صلى الله عليه وسلم معنى شو آياتك خطاب پیغمبرنا صلى الله عليه وسلم جدر لكن قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه بو خطابت الله تعالى پیغمبرنزي خطاب قليبتيو لكن ربين اندن باشكسيجا عبادت قل مسلقلرنزيجا قضاوات قلده حكم قلده دوتورب ولم يقول ألا تعبده Yani Allah'tan başkasına ibadet kılmasligini de müfrat kılıp etme yaptı. Belki cem kılıp etme yaptı. Allah ta'budu diyordu. Rabbin hüküm kıldı ki sizler Allah'tan başkasına ibadet kılmaylardır. Ve naziru zelike fil Kur'an-ı kavruhu ta'ala Yani bunun misali Kur'an'da Allah Teala'nın Talak Suresi 1. ayeti de hem geledi. Ya eyyuhen nebi ize tallaktumun nisa Ey peygamber, dü peygamberge hitap kılıyordu Allah Teala, kiin hatunlarını talak kıyanlarizde diyordu. Tallaktum dü, bana cem sigas kılıyordu. Bazen hitap, bana bir kişiye bulturup, kiin bir hüküm bayan kılını yaptırken de, bir amel bayan kılını yaptırken de, cem bulup geçirilmeyi mümkün.
فالخطاب الأول للرسول صلى الله عليه وسلم والثاني عام. Demek ki birinci hitap Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabul etti. İkincisi ise umumidir. Hammaya tegishlidir. Femel faydatu min tagyiril uslubi. Endi uslubni o'zgarishlikdan nima foyda bor? Alloh taolo oyatning boshida payg'ambarimizga xitob qildi, oxirigacha payg'ambarimizga xitob qilib davom ettirsa bo'lmasmiydi? Payg'ambarimizga xitob qutirib hukmni umumiy qilishligini va uslubni o'zgartirishda nima foydasi bor desiz? Ujiba innal faydata min zalik. Bu narsadan foyda shulardan iboratdir. Birinchisi at-tanbih. Birinchisi tanbihdir, ogohlantirishlikdir. İstanbihul muhatab amrun matlubun lil mutakallimi. Çünkü muhatabını ogohlantirishlik, tinglovchini, eshituvchini ogohlantirishlik mutakallim uchun, gapiruvchi uchun talab qilingan, maqsad bo'lgan ishdir. Va hazo hasilun huna bi tag'yiril uslub va mana shu maqsad uslubni o'zgartirishlik bilan hosildir. Ya'ni bir inson gapirib turganda eshituvchilarni o'ziga jalb qilmoqchi bo'ladi. Ularni ogohlantirmoqchi bo'ladi. Insonlarni jalb qilishlik va ularni ogohlantirishdagi eng go'zal uslub uslubni o'zgartirib gapirishlikdir. İkinci faydası annen nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem zaim ümmetihi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinin kefilidir. Zaim diyene kefildir. Yani Peygamberimiz aleyhisselam ümmeti tarafından Allah'ın huzurunda kefil bol yaptı, vekil bol yaptı. Vel hitabul muvecehu ileyhi muvecehun li cemi'il ümmeti. Peygamberimiz aleyhisselam ümmet tarafından bir vekil bo'lyapti mi, kefil bo'lyapti mi? Demek ki Peygamberimiz aleyhisselamga yüzlendirilgen hitap, o'zidan o'zi ümmetinin hammasiga yüzlendirilgen hitap bo'lyapti. Şunun için Peygamberimizden başlanıp turib bütün ümmetke tegishli hüküm bayan qilinyapti. Üçüncüsü, al-işaratu ila annama khutiba bihi rasulu sallallahu aleyhi ve sellem فَهُوَ لَهُ وَلِأُمَّتِهِ. Bu ayetini bunday başlangenliğini hikmetlerden faydalardan yana bitirir ki Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hitap kılınken bu narsa o kişiye ve bütün ümmetiye tegişliykenliğe işaradır. Bu hüküm fakat yine Peygamberimizge hasmaz. Eğer ayetini başında Peygamberimizge hitap kılıp devamı diyen fakat yine Peygamberimizge tegişli bulsa bunda ulamalar oylanıp kalardı ki bu peygamberimizge has mikin ya ümmetge hem tekişli mikindir. Allah Teala ayetinin devamında cem sirasını kiltirip köplükge hitap kılıçlığı bilen bu hükümünün hemmege tekişli kendini bayan kıldı. İlla mâ delle delilu al ennehu muhtassun bihi. Lekin ayet ve hadislerde bir hükümünü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemge haslengenliğe dalalat kısa o mesele başkadır. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem iki gündü koşup roza tutardılar. Bu Peygamberimizge has boygen nesedir. Onge deliller var. Şunun için bunu Peygamberimiz mahsus zikir kılamız. Başkalarına tegişleyemez. Törtüncüsü ve fi hazil ayeti haseten el işaretu ile nebi ile ennen nebiye sallallahu aleyhi ve sellem merbubun la rabbun abidun la ma'budun. Bu ayette has bir işare var. Ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem merbubdur. Yani Allah'ın terbiyesini aslidedir. Allah'ın terbiyesine muhtaçdır. Peygamberimiz aleyhisselam Rab emez, terbiye kılıçmez. Ve Peygamberimiz aleyhisselam abid, ibadet kılıçudur. Ma'bud emez, ibadet kılıçmez. Peygamberimiz Allah'ki ibadet kıladı. Peygamberge ibadet kılıçlığı caizmez. فَهُوَ دَاخِلٌ فِي قَوْلِهِ تَعْبُدُوا. Yani ibadet kılıçlıklarınız diyen hükümlü teyye Peygamberimiz aleyhisselam ham kiruçudur. وَكَفَ بِهِ شَرَفًا اَنْ يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ve bir insan için Allah Azze ve Celle'ye kul buluşluk şerefte kifaya kıldı. Yani Allah Teala bir kulunu kulum dedi mi? Oşa kuluşun bu en katta bir şereftir, fazilettir, necattır. وَلِحَذَا يَسِفُهُ اللّٰهُ تَعْلَى
bil ubudiyyeti fi a'la maqamatihi. Şunun için Allah subhanahu ve ta'ala Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ni Peygamberimizin makamlarını en âliyleri de kullik sıfatı bile sıfatlıydı. Peygamberimizi en mehtegen ayetlerde Peygamberimizi kul diyen sıfatını zikir kıladı. فَقَالَ فِي مَقَامِ التَّحَدِّي وَالدِّفَاعِ عَنْهُ Allah subhanahu ve ta'ala Peygamberimizi müdafaa kılıp, Peygamberimizi himaye kutturup ve Peygamberimizi düşmanlarını meydana çakırıp durup ayet-i ki Bakara suresi 23. ayette وَاِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّ نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا Eğer sizler biz kulumuzu çürüyen, nazıl kıyan nesleden şek şubhada bursalar ingiz diyor. Yani Allah subhanahu ve teala bütün insanlar ve cinlerini meydana çakırıyordu. Hani geliler, fe'atu bi suratin min mislihi, şu Kur'an yokşayan bir sure alıp geliler ki, bunların hepsini meydana çakırıyordu Allah Teala. Ve Peygamberimizi himaye kılıyordu. Şunu deyirdi, Peygamberimizi kul diyen sıfatını zikir kılıyordu. Ala abdina, kulumuzga diyordu. Bana bu narsa, Peygamberimizin sıfatlarının en âlisi, kullik sıfatı ikenliğe delildir. Ve kâle fî meqâm isbâti nubuvvetihi ve risaletihi ilel halkî ve Peygamberimiz Aleyhisselam'ın nubuvvetini isbat kıladığı meqamda ve bütün mahluklarına o kişinin Rasul kılıp cünetkilgenliğini isbat kıladığı yerdeyim Allah Teala Furkan Suresi 1. ayette etti ki Tebârakellezî nezzelel Kur'ane ala abdihi kulüge Furkan'ını hak bilen batının ortasına cüretediğen ilim vahiyini nazil kılgen Allah Teala mübarek buldu, âli buldu diyordu. Ve kâle fî mekâmin İsra vel Mi'raç Mi'raç ve İsra mekâmı da hem. İsra vakıyasını bilesiz. Hiç kaysi peygamberiye nasip kılmayan nesliler Muhammed Aleyhisselam'a nasip kılındı. Şu mekâmdayım Sübhânellezî esra bi'abdihi İsra suresi 1. ayette kulunu keçesi seyir kıldırgen Allah subhanahu ve teala pak durdur zikir kılıyordu. Yine فَاَوْحَا اِلَى عَبْدِهِ مَا اَوْحَا Necm suresi 10. ayette kulüge vahiy kıyan nesnelerini vahiy kıldı diyordu. Bana bunlar hemmesi en âli derece kullik makamı kendiliğinin açık delilidir. Şunun için Peygamberimiz Aleyhisselam'ın mehtemahçı bugün insanlar o kişi Allah'ın kulü kendiliğini zikir kısın en güzel mehtemahını zikir kıyan bırak. Lekin Peygamberimizi kul ekenliğini unutup o kişinin Allah'ın oğlu demahçı olsa ya ki Allah'ın Allah'a teyin bugen Allah'a makamda yakın ya ki teyin bu kitadigandır etika kıradigen olsa Yahud ve Nasranilerinin etikadige çıkaladı. Küfür ve şirke çıkaladı. Aksam-ül Abudiyye kulluknin türleri. Bütün mahluklar Allah'ın kuludur ve bu kulluk bir neçe kısımlarına bölünedir. Tenkasimul ubudiyyetu ila selaseti aqsamin. Kulluk üç kısımına bölünedir. Birincisi ammetun ve hiye ubudiyyetu rububiyye. Birincisi umumi kulluktur. O rububiyyet kullugidir. Ve hiye likullil halqi bu kulluk her bitte mahluk için sabit bo'lgan narsadır. Her bitte mahluk Rabbul Aleminin kuludur. Kal Allahu Teala Allah Teala Meryem Suresi 93. ayette etti ki İn kullun men fis semavati vel arum illa atir rahmani abda. Asmanlardaki ve yerdeki men kelimesi gibi yaptı. Zatlarının her bittesi elbette Rahman'a kul bugün halette kilücüdür. Atir Rahmani abde. Bana şu ayet bana görüyoruz ki in kullun yani her bittesi diyordu men fis semavati vel ardi asmanlardaki ve yerdeki diyordu. Bütün nesler illa atir Rahmani abde. Bütün mahluklar, bütün mevcudatlar Allah subhanahu ve ta'ala'ya kul bugün halette kilücüdür. Ve yedhulu fî zâlike el kuffâru ve bu hükümge kafirler hem kiradı. Yahudlar, nasraniler hem merabe itibardan Allah'ın kuludur.
Allah'a kulluk kıladılar. Hamasi. Mecusiler hem, butparastlar hem. İkincisi, ubudiyetun hasatun hususi, has, mahsus bir kullik. Ve hiye ubudiyetu taatil ammeti. Bu umumi itaat kulligidir. Kale Teala, Allah Subhanehu ve Teala, Furkan Suresi 63. ayette diyordu ki, وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنَا Rahman'ın kulları, Allah Subhanehu ve Teala'nın kulları ki, ulaşın de insanları ki, yeryüzüde havnan, yani hatırcam, sakin, yengil yürüşedi. yani hatırcam bulup yürüşedi, sakin bulup yürüşedi. Hiç kendine bir ıstırap geçişmeyen halette, hiç kendine bir bezatı bulmayan halette yürüşedi. وَهَذِهِ تَعُمُّ كُلَّ مَنْ تَعَبَّدَ لِلَّهِ بِشَرْعِهِ Bu hüküm Allah Subhanehu ve Teala'ya Allah'ın şeriatı bilen ibadet kıyan her bitti insanı umumi buladı. Yani kimi ki Allah Subhanehu ve Teala'ya ibadet kılıyıp durgen bu ise yani bütün müminler yani ibadur rahman Rahman'ın kulları değil yaptı bütün müminler bunge kiradı. Bu ubudiyetu taatil amme umumi itaat umumi ibadet ibadet kulligidir. Bu meselede bütün müminler beraber. Üçüncüsü hassatul hassati haslarının hassasıdır. Yani has ibadet dedik. Bu niye has bu yani ibadeti kulligidir. Vahye ubudiyetur rusul aleyhimussalatu vesselam. Haslarının hasını kulligi ise Resullerinin kulligidir. Peygamberlerinin Allah Subhanehu ve Teala yakılgen kulligidir. Kale Teala Nuhin Allah Subhanehu ve Teala Nuh Suresi de Nuh Aleyhisselam doğrusu da İsra Suresi 3. ayette ayette ki İnnehu kâne abden şekûra Muhakkak ki Nuh Aleyhisselam şükür kılıcı kul bugen idi diyordu. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın abden şekûra buluşluğu bizi abdun şekûr buluştuğumuz gibi okşamaydı. Biz hem uzunluğumuzca şükür kılıyız Allah-u Teala'ya. Biz hem uzunluğumuzca Allah birine nimetlerinin mukabilede şükür kılıyız. Lakin bizi bu şükürümüz Nuh Aleyhisselam'ın şükrünü aldı da hiç nesemez. Nuh Aleyhisselam Allah Subhanehu ve Teala'ya en güzel, en mükemmel halette şükür kılıyız durdular. Şunun için innehu kâne abden şekûra Birdeki Nuh Aleyhisselam'ın Allah'a bugün kulluğu, ubudiyeti haslarının hasıdır. Ve kâle an Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem Allah subhanehu ve teala Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam dostu etti ki ve in kuntum fî raybin mimme nezzenne ala abdina eğer sizler biz kulümüzge çürgen neseden şek şubhada bulsalarınız fe'tu bi suratin min mislihi Kur'an'a okşayan bir sure alıp geliyorlar. Dedi Allah Subhanehu ve Teala Peygamberimizi bütün düşmanlarını meydana çakırıyordu. Şu yerde ala abdina diyordu. Kulumuz geldi yaptı. Karim. Allah Teala Peygamberimizi himaye kılıyıp dururken, difa kılıyıp dururken yerde ve bütün düşmanlarına karşı Allah Subhanehu ve Teala meydana çakırıp hamasını Kolu'dan kese bana bir sure hapkesin diyepti. Elbette ular kılamaydı. Bana şun diye bir makamda Peygamberimizin abdün diyen sıfatını zikir kılıyaptını demek Peygamberimizin bu ubudiyeti, bu kulluk sıfatı en mükemmel ve haslarının hası buyen sıfattır. Ve kâle fî âkharîne minen rusul Allah Subhanehu ve Teala Peygamberler, Resullerden başkaları doğrusu etti ki وَذْكُرْ عِبَادَنَا اِبْرَاه۪يمَ وَاِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ Biznin kullarımızın esnegin. Kalın. عِبَادَنَا Kullarımızın esnegin. Kimlerler? İbrahim, İshak, Yaqub. Üçtesini zikir kıldı. اُولِ الْاَيْدِي وَالْاَبْصَارِ Bunlar, yani aydi, kuvvet, kollar egeleri ve közler egeleridir. Yani kuvvetli, müstehkem insanlar idi ve fikirli, basiretli, hikmetli insanlardı.
her taraflama mükemmel, kuvvetli bugün insanlar idi. Oşa insanlarını zikir kıyın, esleyin de yaptı Allah subhanehu ve teala. Bana İbrahim aleyhisselam, İshak aleyhisselam, Yakub aleyhisselam bu kişiler peygamberlerinin en yavzallarından saplanadı. Ularını Allah-u Teala ibadundur, kullardır, sıfatlar zikir kılı yaptı. فَهَذِي الْعُبُودِيَّةُ الْمُضَافَةُ اِلَى الرُّسُلْ خَاسَّةُ الْخَاسَّةِ Bana Resullerine izafe kılınca bana bu ubudiyet. Halin ibadene, bizi kullarımızdır. Allah subhanehu ve teala ularını hem kul yaptı hem uzaki izafe kılı yaptı. Şunun için Şeyh İbn-i Hüseyin yaptı ki, bu yerde Resullerine izafe kılınca kullik haslarının hassasıdır. Haslinin hasıdır. Yukarıda ettik. Umumi ibadet bütün mahluklarının Allah'ın kulu ekenliği. Has ibadet müminlerinin Allah'ın şeriatına göre ibadet kılıçlığı. Mesela bana namaz oku yapız, Kur'an oku yapız, roza tutu yapız, zekat, hicret, cihat. Bana bunlar has bir ibadet. Şimdi peygamberlerin ibadeti ise bana şu hasının hem hasıdır. لَاَنَّهُ لَا يُبَارِ أَحَدٌ هَوْلَى الرُّسُلْ فِي الْعُبُودِيَّةِ Çünkü bir arta insan kullikte bana bu rasullerge rasullerle mukabele kılalmaydı, musabaka kılalmaydı. Hiç kim bir arta rasulge tenkilalmaydı. İnsan kançalı ibadet kısın. Bana sahabeler dışı da abidleri barıdı. Tabiinler dışı da abidleri barıdı. İslam tarihine karasız hayatı da nihayette güzel, nihayette mükemmel bir ibadette ötken salih insanlar köp. Lekin şularda her bittesi hiç kaysi peygamberge tenkemeydi. Hamasını toplasız bir peygamberin ibadetiye tenkemeydi. Peygamberlerin ibadeti bana şu derecede haslarının hası bugün bir ibadettir. Bana şeyh Allah'a nispeten kainatta vücutta böyle yaptırgen ibadet kullikini, kısımlarını muhtasar kılıp zikir kıldılar. Allah subhanehu ve teala bizge bütün ümmetge Allah subhanehu ve teala talep kıyanıdık ve uzun hakkıca ibadet kılıçlığımızı müyesser kısın.